arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepiniz konuyu bizden daha iyi biliyorsunuz. Ama biz başlıklar. Gündemimiz o değil. Gündemimiz zor. Çağlayanlarımız da lazım. Ama biz en baştan tespit ettiklerimizi servisleri zaman zaman kalitesi inip çıkıyor, azalıp çıkabiliyor. Biz başlamak istiyoruz. Çok parlak bir geleceğe var oldu. Hayalimizdeki çağbaşı. Burada konuşacağımız şeyi burada konuşmamız lazım. Bir. İkincisi, her gün 4 ile 5 arasında ordunun önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi olarak görüşlerimizi sizlere aktarmak, sizin değerli görüşlerinizi almak, bununla ilgili bazı önlemleri konuşmak. Çünkü biz ordunun büyük bir zenginliğin üzerinde oturduğunu görüyoruz. Orduyu size anlatmaya gerek yok. Hepiniz orduyu bizden daha iyi biliyorsunuz. Ama biz bazı analizler yaptık. Bilimsel analizler yaptık. Ordunun büyük bir geleceği var. Bu geleceği iyi değerlendirirsek bundan siz de biz de faydalanmış oluruz. Ordulu faydalanır, Türkiye faydalanır, insanlık faydalanır. Çünkü böyle harikulade bir zenginin üzerinde oturuyoruz. Burada da tabii gelecek kişiler sizin tesislerinizde ağırlanacaklar. Sizin tesislerinizde kalacaklar, yemeklerinizi yiyecekler, servislerini sizden alacaklar. Bizler de bunlarla iftar edeceğiz. Ve Büyükşehir Belediyesi olarak da bizim de tabii görevlerimiz var. Sizin de görevleriniz var. Karşılıklı bunları tartışmak istiyoruz. Çok parlak bir geleceği var ordunun. Ve bunu da hem biz yaptığımız analizlerde görüyoruz hem de gözlemlerimizde görüyoruz. Ve üretim ağırlıklı bir ordu olsun istiyoruz. Onun için de düşünen ordu, üreten ordu, yarışan ordu diye bunu ortaya bir prensip olarak koyduk. Bunu düşünerek üreteceğiz ve yarışacağız. Böyle bir fazla da bozulmamış bir tabiatımız var. Yani biz bunun analizlerini uzmanlarla da yaptık ve çalışmalarımıza sürdüreceğiz. 155 destinasyon noktası tespit ettik. 155. Yani sadece Boztepe'miz yok, sadece Çambaşı'mız yok. Çağlayanlarımızla, vadilerimizle, yaylalarımızla 155 destinasyon noktamız var. Aslında bu 200'e de çıkabilir. Aslında ordunun her tarafı destinasyon noktası. Kafasını dinlemek isteyen, tabiatı seyretmek isteyen herkes. Ulubey'inden tutun, Akkuş'una kadar, Perşembesi'nden tutun, Gürgen Tepesi'ne kadar her taraf aslında destinasyon noktası. Sahil de öyle. O bakımdan bizim rakamlarla da bunu sınırlandırmamamız lazım. Ama biz en baştan tespit ettiklerimizi inceledik. Çok güzel otellerimiz var ama servisleri zaman zaman kalitesi inip çıkıyor, azalıp çıkabiliyor. Biz bunu uygulamalarda gördük. Aslında teşekkür borçluyuz böyle bir yere yatırım yaptığınız için ama bundan daha fazlasını yapmamız lazım. Elimizdeki elemanları kaçırmamamız lazım. Ve belli bir prensibimizin olması lazım. Bunlarla biz üzerimize ne düşüyorsa sizlerden bunu bir aile toplantısı olarak görüşmek istiyoruz. Bugün karşılıklı bir iş toplantısı yapıyoruz. Ama bir aile toplantısı samimiyeti içinde. Burada açık açık her şeyi konuşabiliriz. Ve geleceğin ordusunu sağlam temeller üzerinde kuracak şekilde görüşebiliriz. Böyle bir marka şehir olabiliriz. Ama iş biraz tekneden geçiyor. Yani bunu yapalım. Kiralayacak mısınız? Bir şey ne yapacaksak yapalım. Yani Nisan'dan itibaren orduya gelen orduda bir şeyler oldu desin. Ünyesiyle, fasasıyla, perşembesiyle. Her şeyimiz hazır. Ne koyacağımız, ne yapacağımız belli. Onlar hepsi orada duruyor. Fasa'daki timsah adası. Böyle bir güzel bir yer yok. Yani böyle bir akıl almaz bir güzellikte bir yer buralar. Yani biraz yukarı çıkınca da yemyeşil, sepserin yani kışın, yazın bile son derece güzel bir yer. Başkanım, birlik beraberlik olduktan sonra, herkes birbirine saygı duyduktan sonra bu işin altından kalkacağımıza inanıyoruz. Siz de bizim aklımızda durursanız. Sosyal her şey yönden ilerledim. Ordunun ne olduğunu çok iyi biliyorum. Teşekkür ederim. Hiç aldırmıyoruz. Zaten otellerde, restoranlarda kapasiteleri kadar dolu.
Yani biz hiçbir şey yapmasak da, ki yapalım, yine de yazın bir problem yaşamıyor tesisler ve ordu. Evet. Bu tabii sayı arttırılabilir. Ama tabii kışın tesislerin boş kalması yeni yatırım yapacak insanlara cesaret vermiyor. Biraz önce çok güzel bahsettiniz. Biz yatırımcılar olarak kelleyi koltuğa aldık, yine pekişmedik yatırımlarımızı yaptık. Bu turizm fuarları oluyor. Dubai'de, Katar'da vesairede vesairede. Biz bunlara katılıyoruz. Ama belediye olarak böyle bir etkinliğe hiç katıldınız mı? Katılmak ister misiniz? Hemen katılıyoruz. Bakın, yani çok etkili oluyor çünkü. Yapacağız zaten. Zaten biz kendimiz de böyle bir şey yapacağız. Süper. Yani kendimiz de yapacağız, hayatımıza getireceğiz. Bizim Ordu Üniversitesi'ndeki hatırı sayılır bir Antalya'da durum var. Antalya ile Ordu arasında bir şey görüyoruz, benzerlik görüyoruz. Ve buraya yerleşmeyi düşünüyoruz. Bakın, benim Akdeniz-Karadeniz yolu Topçam Barajı'nı yaparken, bakanken 14 tünelle 140 yıllık projeyi gerçekleştirdik. Halil Ufak Paşa'nın projesi. Beğenirse zaman zaman da geliyor. Sadece seyretmeye gelmez.